Merhaba, hepiniz Ceyda Erenoğlu ile sağlığa hoş geldiniz. Yine sağlıkla ilgili konularda doğru bilgilendirme hedefimizi uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü işimizi hem ciddiye alıyoruz hem de çok seviyoruz. Bugün kafaların biraz karışık olduğu sağlık konularından birini masaya yatıracağız ve onunla ilgili detayları dile getireceğiz. Göz sağlığımız daha doğrusu göz sağlığımızı etkileyen teknolojiler arasında her geçen gün gelişme gösteren göz içi merceklerin hızına acaba yetişebiliyor muyuz, yetişemiyor muyuz bunu konuşacağız. E, göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Anıl Kubaloğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, bu konuyla ilgili gerçekten bazı kafa karışıklıkları var. Bugün istiyorum ki programımızda bunu giderelim hocam. Şimdi göz içi mercekler, akıllı lensler, akıllı mercekler bunların hepsi aynı şey midir? Öncelikle bunu sormak istiyorum, aynı şeyi mi anlatıyor nedir bunlar? şimdi doğal gözümüzün renkli kısmının arkasında doğal bir merceğimiz var ve bunun bir gözlük karşılığı olarak yaklaşık 20 numaralık bir gücü var. Hı hı. Eğer biz şayet bir ameliyat geçiriyorsak özellikle katarak ameliyatı gibi o merceğin içini boşalttığımız için artık 20 numaralık bir eksiklik meydana geliyor ve bunu mutlaka bir ya dışarıdan bir gözlükle tamamlayacağız ki hatırlarsınız eskiden büyüklerimizin böyle kalın şişe dibi diye ifade evet, eden gözlükleri evet, vardı. Evet, vardı ha, gözlükler. İşte onun yerini göz i mercekler aldı ve böylece e, o işi boşaltılan doğal lensimizin yerine konan merceklere göz içi mercekler diyoruz ya da göz içi lensleri. Burada lens terimi İngiliz ya yani İngilizce bir deyim. Mercek ise Türkçe olduğu için bazen mercek kullanmayı tercih edeceğim. Sonuçta böylece bir e, katarakt ameliyatı geçirdiğinizde gözünüz içine bir şey konmak zorunda yoksa dışarıdan çok kalın bir gözlüğe ihtiyacınız olacaktır. Bu mercekler bildiğimiz klasik mercekler. İşte e, katrak ameliyatı olduğumuzda gözün içine kullanılan merceklere biz e, göz içi mercek diyoruz. Ama bunların ama bir özelliği var. Bunlar monofokal dediğimiz tek odaklı mercekler. Nasıl ki bir e, uzağa göremediğiniz zaman e, bir 50'li yaşlarda bir uzak gözlüğünüz olur. Bir de yakın kusurunuz olur ayrıca. Evet. Bir uzak gözlüğünüz, bir de yakın kusurunuz. Eğer şayet biz burada hem uzak hem yakını düzeltmek arzusunda isek göz içine bu özellikte bir lens koymak gerekir ki işte biz bunlara akıllı lens ya da diğer adıyla multifokal fokal artık günümüzde işte iki odaklı bir fokal ya da trifokal dediğimiz mercekler gelişti. Yani bunlar tek odaklı, iki odaklı, üç odaklı diyerek ilerlediler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tek odaklı mercekler aslında üç odaklı merceklerden daha mı ilkel olanlardır? Yoksa aslında hastanın genel durumuna göre e, hepsinin farklı kullanım alanları vardır. Yani birisi biraz daha teknolojinin gerisinde mi kalmıştır üç odaklılar çıkınca hani onun arasındaki ayrımı e, bizi izleyenler anlasın istiyorum. Çok mu basit bir soru Yo, oldu? Çok, bence çok güzel bir soru. Şöyle hep her ikisinde yeri var aslında. Hı hı. Tabii ki biliyorsunuz ki günlük hayatta da aslında düşünebilirsiniz. Normalde bir insan düşünün e, uzak yakın gözlüğünü ayrı kullanıyordur. Kimileri de aynı cam içinde de bu problemi hallettiği insanlar var. Merceklerde de bu böyle ihtiyaçlara göre bu mercek mercekleri biz hem tek odaklı mercekleri de kullanabiliriz. Ama Günümüzde artık insanların yaşam tarzları biliyorsunuz değişti. Değiştiği için daha çok trifokallere doğru bir eğilim oldu. Biliyorsunuz ki eski yaşam tarzınızda yakınla ilgili çok bir işiniz olmazdı. Yani büyüklerimiz bir gazete okumak için bir gözlüğünüzü hatta kendi taşımaz ve şu gözlüğümü verin ben okuyayım derdi. Göz ve biz öyle. gözlüklerini götürüyorduk. Ama bugün elimizde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarları ya da etiketler olduğu için her an bir şeyi görme ihtiyacımız var. Yaşam tarzımız çok değiştiği için yakını sürekli görmek zorundayız ve insanlar için bu yeni bir yaşam tarzını doğurdu. Ve böylece de yakını sürekli görebilme arzusu ön plana çıktığı için işte bu ihtiyaçtan doğuyor trifokal mercekler. Bilirsiniz ki her şeyde gittikçe, teknoloji geliştikçe insanların ihtiyaçlarına cevap vermek içindir. Siz bu trifokal lensi çıkardığınızı düşünün ama ihtiyaç yoksa alıcısı da yoktur aslında baktığınız zaman. Trifokal mercekler bugün bir ihtiyaçtan doğurdu olmuştur Ve hastalar tarafından çok yaygın olaraktan da e, kabul görmüştür ve e, giderek artan bir oranda da hastaların gözüne bunu uygulamaya devam ediyoruz. Siz aslında e, önemli noktalara parmak bastınız ama şöyle de inanışlar yok mu e, göz içi merceklerle ilgili eğer varsa ve benim söylediğim doğruysa lütfen e, siz de bunu e, anlatın bize. E, belli yaşın üzerinde işte 60 yaşın 65 yaşın üzerinde katarak gibi bir soruna neden olan ve katarak cerrahisinde kullanılan yöntemlerdir uygulamalardır e, bunun için kullanılır göz içi mercekler gibi bir düşünce e, doğru mudur yanlış mıdır e, bu tek odaklı mercekler olduğu zaman doğru bir e, tespitti ama günümüzde bu konsepti şöyle değişti e, eskiden katarak ameliyat ne zaman ameliyat yapıyorduk insanları e, katarak gelişip görmesi bozulduğu zaman ameliyat yapıyorduk. Göz içine mercek koyuyorduk ve hastanın uzağı için de belki ihtiyacı için bir gözlük veriyorduk ve yakın için ayrıca bir gözlük veriyorduk. Ancak bu teknolojik gelişmeyle beraber daha iyi katrak amiyatı yapabilir hale geldik. Bu sırada hastanın tüm kusurlarını da düzeltebilir hale geldik ve yakında düzeltebilen bu trifokal akıllı mercekler doğdu. Hepsi bir araya geldiğinde teknolojik gelişmeler, mercekteki gelişmeler bir araya gelince biz artık katrak amiyatını bir Gözlükten kurtulma ameliyatı olarak planlamaya başladık. O zaman ortaya bir başka problem değil ya da yeni bir çözüm daha çıktı. Katarak gelişmeden de uzak gözü, yakın gözü ihtiyaç olan insanlardan talepler gelmeye başladı. Yani yüksek hipermetropum var mesela benim 20'li yaşlarımdayım. Olabiliyor muyum? Şimdi bence daha çok ilk önce bunlar biraz ekstrem örnekler yani ama biz daha çok özellikle yakın problemi başlayan insanlardan talep almaya başlamış olduk. Yani ben yakın gözlük takmasam olabilir mi sorusunun cevabı. Evet katarak ameliyatından daha çok artık günümüzde özellikle 40'lı yaşlarda başlayan bu yakın problemlerinin düzeltilmesinde trifokal mercekleri kullanır hale geldik. Diğer bahsettiğiniz sorudakinin cevabı evet ama bunlar çok sınırlı kesim. Çünkü Elimizde biliyorsunuz bir de lazer silahı var. Yani lazerlerle düzeltme yapıyoruz. Hipermetropların da büyük bir çoğunluğunu lazerlerle düzeltebiliyoruz. Şimdi 40'lı yaşlara kadar insanların sadece uzak problemi vardır. Çünkü yakını doğal merceğimiz gösterir bize. Bilirsiniz mesela bir gözlük takınca yakını da görebilirsiniz. Ama orta yaşa geldiğiniz zaman Uzak gözlüğünüzde yakını görememeye başlarsınız. O zaman ikinci bir gözlük devreye girer. İşte trifokal ya da akıllı merceklerin rolü orada başlıyor. Yani evet. biz daha çok trifokal mercekleri yakın kusurunun başladığı yıllar için düşünüyoruz. Ancak bunun istisnaları da var. Mesela genç bir hasta kataraktı var. O zaman tabii ki trifokal lens öneriyoruz. Çünkü Düşünün ki 20'li yaşlarda bir katarak hastasına ameliyat ettiğinizde siz gözün ona trifokal bir mercek koymazsanız 20 yaşındaki bir insan 70 yaşındaki gibi yakına ihtiyaç duyan bir insandır. Telefon kullanamaz, sürekli gözü ihtiyacı var, bilgisayarını kullanamaz, etiketleri okuyamaz, çok zor çok zorluk çekecektir. Artık trifokal mercekleri çocukluk yaş kataraklarında dahi uygun vakalarda kullanmaya başladık. Trifokal mercekler bize yaşam hayat kalitemizi çok yukarı çeken bir mercekler haline döndü. Ben yakın görmenin yarattığı sorunları çok iyi bilenlerden biriyim. Hani e, benim e, gibi böyle kırklı yaşların üzerinde olanlar gayet iyi anlayacaklardır. E, o gözlüğü kaybettiğiniz zaman sanki e, hayat damarınızı kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Hayatınızda gerçekten çok önemli bir boşluk ve büyük bir panik duygusu. Dolayısıyla bu duygu ortadan kalkıyorsa insan yaşamında bu çok önemli bir hizmettir diye düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Ya yani benim de gözlemlediğim bazı e, tarzlar var. Özellikle ileri yaştaki büyüklerimiz mesela tek yaşayan insanlar falan en çok korktukları şeyler gözlüklerini bulamamak. Çünkü gözlüklerini bulamadıkları zaman en yakın akrabalarına telefonda ulaşamayacakları kaygıları oluşuyor. Ciddi bir kaygı var ve onlara inanılmaz özgüven getiriyor. Düşünün gözlüğünüz yok ve siz hiç kimseye ulaşamıyorsunuz. Çok doğru. Telefon tuşlarına basamıyorsunuz, çok doğru. E, okuyamıyorsunuz. O çok büyük kaygı yaratıyor. Bir de günümüzde bu kullandığımız maskeler Sürekli boğulandığı için insanlarda çok ciddi görüş problemi yaratmaya başladı gözlükler ve bu nedenle de birçok insan hem gözlüklerinden kurtulmak hem yakın gözlüklerinden kurtulmak için de bize müracaat ediyorlar. Yani korona günlerine özgü e, boğulanmadan bahsediyorsunuz değil kesinlikle. mi? Maske kullanıyoruz hepimiz. Maske gözlük camlarında ciddi boğulma evet çok yol haklısınız açıyorum. çok haklısınız çok zor bir durum hakikaten öyle. Peki hangi mercek kime uygulanır? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Az önce bahsettiğim gibi biz şimdi normal katarak ameliyatları sadece sizi bir hastalığınızdan kurtaran ve görmeyi tekrar kavuşturan bir ameliyattır. Ama bizim bahsettiğimiz bu trifokal ya da akıllı lens uygulamalarında ise amacımız sizi gözlükten kurtarmak olduğu için hastaya yaklaşımımız biraz daha farklıdır. Önce hastanın kendi göz yapısının hangi tür merceğe uygun olup olmadığı ile ilgili farklı testlerden geçiririz ve göz sağlığını tam olarak anlamaya çalışırız. Ve böylece elimizdeki farklı üç çeşit e, trifokal mercek diyelim ve lensler var. Bunlardan bir tanesi yakın uzağa düzeltebilen tabii ki astigmat modelleri de var. Bu astigmatınızı da düzeltiyor. Bir de Edof dediğimiz bir başka grup var. Son çıkan bir lens daha var. Bu da X-Wave teknolojisiyle geliştirilen sanki yapı olarak tek odaklı gibi ancak kendisi yakında gösterebilen özellikle lensler var. Teknoloji geliştikçe belki buna yenileri de eklenecek. Böylece biz hastanın ihtiyaçlarını belirleyip yani yakında mı çok zaman geçiriyor yoksa uzağa mükemmel görmesi gerekiyor ya da bir taksi şoförü ya da kamyon şoförü gece araba kullanacak ama ışık yansıması hiç maruz kalmayacak Hı -hı. mı? Lensin ona göre hastanın ihtiyacını ne göre lens çeşidini belirliyoruz. Yani genelde 3 grup trifokal lensler var ama değişik firmalar üretiyor. Bunun arasında kalitesi Farkı bazı özellikler ön plana çıkabiliyor. Bu da doktorun tecrübesi hastanın ihtiyaçlarıyla birleştirildiğinde güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Kişiye özel tıp tedavisi, kişiye özel göz tedavisi, kişiye özel biraz daha ayrıntı verecek olursak mercek lens kesinlikle tedavisi. Kesinlikle çok doğru. Sizin tespiti. alanınızda. Yok, da. Kesinlikle çok Söz doğru. Konusu. Güzel özetlediniz çünkü. Yani bir taksi şoförünün trifokalı ile bir muhasebecinin trifokal lensi kesinlikle aynı olmamalı. Çünkü ikisinin ihtiyacı farklı. Birisi yakın çok iyi görmesi gerekiyor ama birisi de gece görüş boz görüşünün bozulmaması gerekiyor. Ona göre karar vermek lazım. Bir de tabii ki bunlar tamamen sağlıklı gözler olması lazım. Bu dediğimiz grup. Bu dediğimiz trifokal lens grubundaki hastaların sağlıklı göz yapısına sahip olması gerekiyor. Ancak son dönemde bu anlamda diğer hasta grubu içinde yeni bir teknoloji geldi. Az önce bahsettim. Bu tek odaklı gibi davranıp ama yakın uzağa gösterebilen bir lens. X-Wave te teknolojisi geliştirildi. Bunlar e, ileri glokom hasarı olmayan, ileri sarı nokta hasarı olmayan gözlerde de uygulama şansımız oldu. Böylece e, normalde tam Sağlıklı bir göz yapısına sahip olmayan, kısmen etkilenmiş gözde de biz bu ameliyatları başarılı yapabiliyoruz. Yani ileri glokom ve ileri sarı nokta dediniz. Hastada sarı olmayanlarda. nokta ve glokom e, hastası olup da aslında çok ileri durumda olmayanlara uygulanabiliyor öyle mi? Kesinlikle evet. Yani e, onlar da hayır bize uygulanmasın diye, uygulanamaz diye düşünmesinler bizi izleyenler evet, varsa. Eskiden hariç tuttuğumuz belli bir hasta grubunu da artık e, bu şekilde tedavi etme şansımız oldu. Peki bu işin merdiven altı yönü var mıdır? Çünkü tıp alanında pek çok alanda işte saç ekiminden tutunda medikal estetik uygulamalara kadar bir takım şeylerin merdiven altı yapıldığını biliyoruz. Ve bu aslında hem hastaya çok zarar veriyor hem de bu işte emeği geçenlere bu teknolojiyle gerçekleştirenlere. Burada durum nasıldır? Ve ikinci olarak da hastaların bu mercekler konusunda bilmeleri, dikkatli olmaları, bilinçli hasta olarak sorgulamaları gereken şey nedir? Evet. Az önce bahsettim öncesi değerlendirme ameliyattan belki daha önemli bir konu bu özellikle trifokal lens uygulamalarında elinizde belli bir teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Birinci kural bu evet. çünkü işte hastanın normal bu dış merceği kornea dediğimiz merceğinizin yapısı işte sarı noktanızı bir de göz içine koyacağınız merceğin gücünü optik biyometri dediğimiz ışıkla ölçebilen cihazlar var. Mutlaka hedefi tutturmanız gerekiyor. Bir de çok yüksek kalitede ameliyat yapmanız gerekiyor. İşte hastanın astigmatı varsa bunu düzeltmeniz gerekiyor. O yüzden kusursuz bir iş yapmanız ne zaman ne kadar eksik olursa o kadar ciddi bir sorun olacaktır. Sonuçta burada merdiven altı demeyelim ama eğer bir hastaya bir trifokal yapacaksanız burada şu hastanın şu numarası var. Şunu da takayım bu işi hallederim gibi düşünmemek lazım. Bir de ameliyat öncesi hastayla biraz zaman geçirmek gerekiyor. Yani belli bir süre. Hastanın ihtiyaçları anlamak lazım. Ne iş yapıyorsunuz, Ne ee, neyle daha çok zaman geçiriyorsunuz gibi. Bazen böyle sorular sorduğumuzda hasta biraz sanki özeline girmiş gibi hissediyor. Bazen oluyor bu. İşte ne iş yapıyorsunuz? Ne, Her neyle... kişi özel bir tedavi uyguluyorsunuz. Kesinlikle. O zaman hemen açıklamak zorunda. Bakın buradaki amacımız sizi yakından tanımak, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve daha sonra bu bu merceği yaptığımızda yeni bir sisteme geçtiğiniz için sizi ne beklediği konusunda sizi aydınlatmak. Yoksa buradaki şey sizin özeliniz değil gibi bir konu da gündeme geliyor. Peki bu sorgulamaları yaptıktan sonra göz içi mercek takmaya karar verdiniz hastaya. orada hastayı hangi aşamalardan geçiriyorsunuz? Yani bir, onun adımlarını da bize anlatır mısınız? Şimdi hasta tabii ki böyle bir hasta geldiği zaman ilk önce diyeyim ki kataraktı var. O ona yönelik olarak hasta yine muayenesiniz bile ya da yakın gözlük ihtiyacı var. Hastanın yaşam tarzını ne yaptığını bunları sorguluyorsunuz ve sonra hasta belli testlerden geçiyor. İşte e, kornea topografisi ölçülüyor. E, o CT dediğimiz görme noktasının yapısı değerlendiriliyor. Optik biyometri yapıp ve hastanın tamamen sağlıklı olduğuna ya da belli bir oranda bir etkilendiği durumu bilerekten hastayla beraber oturup konuşmaya başlıyorsunuz ne istiyorsunuz mesela işte diyor ki diyelim ki gece çok araba kullanmak istemeyen ancak uzak görme kalitesi sanki tek odaklı mercek gibi olmak isteyen bir hasta var. Onda bu durumu değerlendirdikten sonra hastaya bir ameliyat planlaması yapıyoruz. Ameliyat ameliyatları günümüzde katarak ameliyatlarını FAKU dediğimiz damla anestezi altında cihazlarla daha da gelişmiş olarak femtosaniye lazer dediğimiz cihazlarla da yapabiliyorsunuz. Astigmatı varsa buna yönelik hesaplama yapıp lenslere astigmatı da ilave ediyorsunuz. Ve bunları tabii ki tanıyan sistemler var. Siz optikte çok iyi bilirsiniz. Hasta yattığı zaman gözün astigmat yönünü belirleyebilen mikroskoplarımız ya da lazer cihazlarımız var. Ve bunlarla hastaya deneyimli cerrahlar tarafından kusursuz bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Hasta ayaktan yapılan bir tedavidir. Hasta geliyor işte ameliyat günü. hastanede bir saat öncesinde gelip göz bebeği büyütülüyor. Ameliyatınızı yapıyorsunuz. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika belki. Sonra hasta odasına çıkıp gözü hiç bağlamıyoruz. Odasına çıkıp biraz istirahat ettikten sonra evine dönüyor. Bir gün sonra ya da birkaç gün sonra da diğer göz aynı şekilde yapıyorsunuz. Ameliyatlar bittikten sonra hasta normal yaşantısı aynı devam edebiliyor. Yani bir gün önce ameliyat olsanız bir gün sonra burada program yapabiliyorsunuz. Ne güzel. Peki emin olduğum bir e, soruyu sorayım. E, daha doğrusu en merak edilen sorulardan biri herhalde. Sonuçlar kalıcı mıdır? Evet. Buradaki bunun nedeni çok basit aslında. Şimdi normaldeki insanların göz yapılarındaki gözlerindeki dereceleri belli bir yaştan sonra değişmez. Her değişken göz içindeki merceğimizden kaynaklanır. Yani gözümüzün boyutu değişmez. Bu dış merceğimiz değişmez. Değişen tek şey bu renkli kısım arkasındaki bahsettiğimiz kendi orijinal merceğimizin gücünü kaybettiği için yakını göremeyiz mesela. E, artık bizim kocamız mercek de sabit olduğu için asla bu değişken olmayacaktır. Yani insan gelecekte bir daha göze geri dönmeyecektir. Bu %99 ihtimalle e, böyledir. Bu çok güzel. Peki sıkıntı olduğunda geri dönüşümüz var mı? Yani hani böyle köprüden önce son çıkış derler ya bizi de kurtaracak böyle bir can simidimiz bulunuyor mu yoksa yaptırdık evet artık bunun sıkıntısını sorununu eğer varsa çekmek durumundayız diye bir e, ee şey söz mu? Tabii ki bu geri dönüşümlü ameliyatlardır. Şöyle düşünün bir ameliyat yaptı. Katarak ameliyatı zaten yaptınız. Hastanın en fazla ne olabilir? Hastanın gözünde ışık yansıma özellikle bilinen bir özelliği. Geceleri hastaların yaklaşık %10-15'inde ışık yansımaları, ışık, ışık saçılmaları olur. Ve bu problem 6 ile 1 yıl içinde %98 hastada kaybolur. %2 hastada bu şikayetler devam edebilir. Devam ettiği zaman hastaların çoğunun talebi şudur. Yani ben bu halimle mutluyum yakını görüyorum der ve o şikayeti tölere edebilir. Ama etmeyen hastada çıkarıp tek odaklı merceğe geçebilirsiniz. Burada yine mümkün. Tek odaklı merceği her zaman bizim standartımız o o mümkün. Yani hastanın kendi merceği bu koyduğumuzu çıkarır yerine tek odaklısını ya da başka bir tür e, trifokal ben şeyi göze yerleştirebiliriz. şikayetini azaltacak. Bu hızlı ilerlemeler sonrasında hani bir 5 yılı, önümüzdeki 5 yılı düşündüğümde gerçekten hani neler anlatacağız? Neler anlatacaksınız bizlere? Bizler de neler yansıtacağız seyircilerimize düşünmek bile istemiyorum çünkü teknolojideki bu gelişmeler hepimizi şaşırtıyor belki sizleri bile. Öyle değil mi? Tabii ki bu, 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 lensler ya da akıllı lensler normalde bugünün teknolojisini veriyor bize ama gelecekte yaratılışımızdan da olduğu gibi gençliğimizdeki gibi bu mercekler balon balığı gibi yakını gördüğü zaman şişiyorlar. Uzağa gidince inceliyorlar, bu şekilde çalışıyorlar. Böyle bir materyal bulunduğu zaman, o zaman yakın problemi diye bir problem asla kalmayacak. Ve o bahsettiğimiz ufak tefek yakınmalar da olmayacak. D doğal görüşümüz ömür boyu devam edebilecektir. E Bugün geriye dönmek mümkün değil. Ee, az Yine bahsettiğim teknolojideki gelişmelerle ilgili ilk akıllı telefonlar çıktığı zaman bu dedik tamam bundan daha iyisi olamaz ama bugün onların hiç adını bile geçirmiyoruz. Evet. Her, her gün daha yenisini talep ediyoruz. O çok bilinen akıllı telefonların mesela ilk modellerini düşündüğümüzde ve şimdiyle karşılaştırdığımızda ne kadar büyük farklılıklar var Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani burada yeni bir materyal bulunması gerekiyor. Bu materyal de bizim o doğal mer merceğimizin davrandığı gibi davrandığı gün artık bu Bunları konuşmayacağız çok daha kolay. İstediğimizi hasta geldiği zaman diyeceğiz ki hiçbir şikayet olmaz yaparız bir gün sonra böyle olur diyebileceğiz. Umarım öyle olacak. Peki e, ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılar her mercek için geçerli midir? Yok değil. Ee, az önce bahsettim bu, bu trifokal lenslerin Edof grubu ya da X-Wave teknoloji yapılanlarda e, monofokal gibi davranıyor. Işık yansıması hemen hemen hiç yok. Ama onların da kendine bazı dezavantajları var. Biz işte oradaki en önemli şey hastayı değerlendirmek. Hangi hastanın ihtiyacı var? Yakını çok mükemmel görmesi gerekiyor. O zaman gerektiğinde hastayı uyarıyoruz. Diyoruz ki belli bir süre ışık yansımalarına razı olun diye uyarabiliyoruz. Sonuçta her hasta için sunabileceğiniz bir alternatifiniz oluyor. Tabi bazı alanlarında e, gerçekten e, dünyanın farklı ülkelerinde e, farklı şeyler e, başaran, e, hastalar muayene eden, merkezler açan e, bir ülkeyiz aslında. Gözde bu alanlardan biri. E, bunun yansımalarını nasıl hissediyorsunuz? Var mı bize verebileceğiniz örnekler? Tabii ki, ne durumdayız biz Türkiye olarak? Yani Birçok Avrupa'dan çok hasta alıyoruz biliyorsunuz ve bu aldığımız hastalarda geldiği zaman ya da biz hastayı tedavi edip Avrupa'ya geri döndüğü zaman çok güzel e, mutlaka hastalarımızdan bize bir teşekkür duyuyoruz. E, Türkiye'de göz gerçekten çok ileri bir alanda, tüm dünyada yarışabilecek düzeyde bilgi birikimimiz var altyapı donanımımız var. Biz de kendi adımıza konuşursak ben de mesela bizim yakın kardeş ülke Azerbaycan'da bir merkezimiz var ve ben her ay düzenli oraya, oraya gidiyorum ve orada da aynı altyapı aynı teknolojiye sahibiz. Bakü'de olmak çok güzel bir şey. Hem özellikle bugünlerde Bakü'de olmak ayrı bir güzel. Ondan bahsedeyim. Bakü'de olduğunuzda şu anda çok güzel bir şey var. Çünkü Bakü'de Türkiye'li Türk olmak ayrı bir şey. Çünkü sizi el üstünde tutuyorlar. Çok farklı bir kardeşlik duyguları var, minnet duyguları. çok güzel bir şey. Ama onun dışında biz bu ameliyatları orada da yapıyoruz ve orada da bir sürü yeniliklere önder oluyoruz. Ben en son gidişimde biz orada kornea nakil ameliyatlarını transplantlara da başladık. Orada izinler almıştık. Covid nedeniyle bir ara verdik ama şimdi başladık ve orada da hastaların, göremeyen hastalara özellikle bu savaş yaralanmaları olsun başka nedenlerle bize gelen ya da başka yakın ülkelere giden e, hastalara da o nakil ameliyatları yaparak onları da yeniden ışığa kavuşturma şansına sahip olduk. Evet, Türkiye'de merkezler, hekimler, e, dünyanın değişik yerlerinde değişik ülkelerdeki insanların da sağlıklarına dokunsunlar, e, onların da sağlığa kavuşmasına aracılık etsinler. Ne güzel, biz de mutlu oluyoruz böyle haberlerle. Profesör Doktor Anıl Kubaloğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben katıldığınız teşekkür için. ediyorum. Sağ Görüşmek olasınız. Görüşmek üzere yeni haberlerle, yeni konularla, yeni konuklarla yine birlikte olalım.